PYD eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya'da çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Hükümet sözcüsü Bozdağ, Müslim'in serbest bırakılmasına ilişkin bu karar Çekya ile ilişkileri etkileyecek, bu terör örgütlerine destek niteliği taşıyan karardır dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yaptığı açıklamada, Çekya'ya nota verdik, bu işin peşini bırakmayacağız. Salih Müslim'in nereye giderse gitsin ensesindeyiz dedi. Türkiye-Cezayir İş Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Cezayir arasında 7 anlaşma imzalandığını duyurdu. Erdoğan, Adana'da yumurtalık serbest bölgesinde 1 milyar dolarlık petrokimya yatırım anlaşması yapıldı. Bu tesisin faaliyete geçmesiyle ülkemizdeki cari açık noktasında da ciddi sıkıntıyı aşmış olacağız ifadelerini kullandı. Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti grup toplantısında konuştu. CHP'nin PYD iddialarına cevap veren Yıldırım, bunların farklı isimlerde örgütler olduğunu bütün dünyaya biz ilan ettik. Bütün dünya yazdı, gel gör ki CHP duymamış dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada başka partilerle ittifak mesajı verdi. Kılıçdaroğlu, birleşe birleşe kazanacağız dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Zeytin Dalı Harekatı'nın 40. gününde Afrin'e yıldırımlar gibi inelim, teröristleri kazdıkları çukurlara gömelim dedi. Bahçeli, Ay Yıldızı Bayrağın Afrin'e dikilme zamanı geldi diye konuştu.